Merhabalar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Tamam. Sanırım sesim net ulaşıyor size. Doğru mu? Tamam. Çok sevindim. Nasılsınız? Bursa'dan, Muğla'dan, Adana'dan öğretmenlerimiz var, Ayvalık'tan, Yozgat'tan. Sinop'tan, Eskişehir'den, Kocaeli'nden, Hatay. Bugün burada yaratıcı dramayı dinlemek için gelmişler hocam. Gel. Yok daha başlamadık ama. Tamam, sorun var. Ay sesi duymuyorum Hocam ters benim ters sesimi değil mi? duyabiliyor musunuz? Ses duymuyorum, yazarak gönderecekler herhalde. Benim sesim hiç gitmiyor ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sanırım katılımcılarımız beni duyabiliyor. Herkese merhaba tekrar. Hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Biz de sabırsızlanıyoruz. O zaman hemen başlayalım. Bugün Ömer hocamla birlikteyiz. Ömer adı güzel. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünden mezun olduktan sonra hocamız aynı bölümün Güzel Sanatlar Eğitimi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış. Sonrasında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ve yaratıcı drama ilişkili konulu teziyle yüksek lisansa başlamış. Ve sonrasında da gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu konuyla ilgili çok güzel araştırmaları ve çalışmaları var. Özellikle ilköğretimde drama, okul öncesinde drama, sosyal bilgi öğretiminde drama, yaratıcı dramada kuram ve uygulamalar. 2003 yılından beri de Çağdaş Drama Derneği'nin genel başkanlığını yapıyor hocamız. Aynı zamanda da bir halk oyunları tutkunuymuş. Az önce sohbet ederken öğrendim. Benim sesim hocam bazen zaman zaman duymuyor. Onun için ben çok konuşmayacağım. İzin verirseniz sözü hemen hocama bırakacağım. Bana iletmek istediğiniz bir şey olursa lütfen sohbet kısmına yazın. Hocamıza soracağınız soruları da o kısma yazarsanız ben kendisine ileteceğim. Hocam söz sizde. Merhaba. Sanıyorum konuşmam gerekiyor çünkü teknik olarak tam ses duymadığım için sizlerle yaratıcı dramayı paylaşacağız bugün. Eğitimde yaratıcı drama kavramını. Önce bir teknik olarak onay alayım. Böyle mi gitmem gerekiyor? Arkadaşlarım. Anlatmaya devam edeyim mi? Çok iyi hocam. Peki. Şimdi yani benim için yepyeni bir teknolojide yani tamamen ilk kez kullandığım bir teknolojide yaratıcı dramayı anlatmaya çalışacağım. Aktarmayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sonunda başarılı olabilirim. En azından ben kendi adıma. Bu açıklamayı da şu açıdan gerekli gördüm. Çünkü genellikle bizler daha geniş mekanlarda, sınıf ortamlı mekanlarda veya açık mekanlarda, söz gelimi parklarda oyun oynarız. El ele tutuşuruz. Daha sonra konular verip canlandırmalar yaparız. Dolayısıyla da yaratıcı dramanın böyle teknolojik ortamlarda herhalde aktarılması tuhaf gelecektir. Ama en azından neliği ve ne olmadığı konusunda ve diğer kavramları bilgilendirmeleri yapabilir tahmin ediyorum. Şimdi söze şöyle başlayayım. Genellikle baktığımız zaman
karikatürden de anlaşılacağı üzere oynuyoruz. Bilgi depolanma süreci sürekli devam eden bir şey. Yani bilgi sürekli depolanıyor. Niçin bilgi depolanıyor? Çünkü bakıldığı zaman özellikle bizim eğitim sistemimizde yaşantı odaklı olması gerekirken anlayışlar sınav odaklı yani sonuç odaklı olduğu için sonuç odaklılıkta da sınavlar karşımıza çıkıyor. Sınav olduğu için de genellikle sorulacak alanlarda temel bilimler odaklı oluyor söz gelimi işte. Türkçe diyelim ki matematik, fizik ve benzeri gibi. Bu açıdan bakıldığında da bu bilgi depolanmaları daha çok temel bilim odaklı oluyor. Çünkü sınavlarda da bu soruluyor. Yani sürekli tek tarafını depoluyoruz. Yine karikatürde de görüldüğü gibi çocuk öyle bir bilgiyle donanıyor ki neredeyse bunu başkasının yardımıyla taşır hale geliyor. Yani sürekli depolanıyor. Oysa biz bilgiyi ne için aktarıyoruz? Bilgileri ne için öğretmeye çalışıyoruz? Herhangi bir problemle karşılaştığında birey öğrendiği bu bilgileri transfer ederek o problemleri çözebilsin diye. Yani yaşamı daha kolaylaştırmak için. Yaşamda dolayısıyla daha başarılı olmak için. Bilgilerini aktarıp mesleğini de olumlu gerçekleştirebilmek için. Derken belki çok iyi fizik bilen, çok iyi matematik bilen, belki farklı bir temel bilim alanını çok iyi bilen ve sınavlarda başarılı olan bir kuşak yetiştirebiliyoruz. Ancak süreçte bir kendisi çok iyi matematik biliyor ama sözel ifade becerisi gelişmemiş, bedenini tanımamış, özellikle hedeflerini bilememiş, tanımamış, ya da hedefini kendi tarafından seçilmemiş, kendisiyle barışık olmayan, empatik olmayan, belki demokratik tutum ve davranışı da olmayan bireyler karşımıza çıkıyor. Yine bu karikatürde de görüldüğü gibi herkes genellikle de yetişkinler bir hedef koyuyor ve çocuklar o hedefleri çok ortaya çıkmıyor. Acaba bizler böyle bir şey mi istiyoruz? Yani tek taraftan bir fabrikasyon gibi tek taraftan verilen bir çocuk ve çifte olarak da hepsinin birbirinin aynı. Mutlu, güzel ama tetikli bir insan mı yetiştirmek istiyoruz? Eğer bilgilenmeyi tek taraflı yapacak olursak bu doğru olabilir ve genellikle de pek çok ülke sistemi, eğitim sistemi sanıyorum böyle bir kuşağa da genel anlamda itiraz etmez gibime geliyor. Bakıldığı zaman burada da yine çocukların hepsi bakın mutlu, çok güzel, çok şirin ama tek tip. Biz böyle kuşak mı istiyoruz? Farklı farklılıklardan zenginlik olan bir kuşak görmek istiyoruz, yetiştirmek istiyoruz. Sonuçta herkes bir yarışmaya giriyor gördüğünüz gibi. Yarışmanın birincisi, ikincisi, üçüncüsü var. Ama hangisi gerçek birinci, hangisi gerçek ikinci belli olmuyor. Çünkü bir sınav bitiyor, başka bir sınav başlıyor. Dolayısıyla yaşam sınav odaklı, sınava hazırlanmak odaklı gidiyor. İşin duysal boyutu kesinlikle ne yazık ki çok çok fazla geride kalıyor. Programı ne kadar yapılandırmacı yaklaşımla veya çok yönlü zeka kuramıyla yaparsak yapalım, ortak sonuç odaklılık ve sınav odaklılık devam ettiği sürece bu anlayışın da çok da amacına ulaşamayacağını söyleyebiliriz. Peki bu kadar umutsuz mu olmak gerekiyor? Elbette hayır. Bunun yanıtını vermek için yanıtını vereceğimiz durumlar var tabii. Bunlardan birisi şu, tabii ki aktif yöntemleri kullanmamız gerekiyor. Bu aktif yöntemlerden bir tanesi son 30 yılda özellikle Türkiye'de de çok fazla konuşulmaya başlanan yaratıcı drama. Eğitimde yaratıcı drama. Özellikle ülkemizde son 30-35 yılda çok fazla üzerinden konuşuluyor. Bu konuda çok yoğun eğitimler yapılıyor. Hem üniversite ortamlarında hem de üniversitenin dışında demokratik kitle örgütlerinde bu yöntemi aktif olarak kullanma becerisine yönelik, yoğun uygulama ve yaşantıya yönelik eğitimler yapılıyor. İşte ben de size burada yaratıcı dramayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi yaratıcı drama sözcük olarak baktığımızda iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Hatta eğitimde yaratıcı drama dersek üç tane kavram karşımıza çıkıyor. Yaratıcılık üçüncüsü de drama. Dramadan başladığımızda drama genellikle, dram ve dramatik genellikle ne olarak biliniyor? Ne yazık ki medyada da bu anlamda bir kullanım üzüntülü, acıklı olarak biliniyor. Oysa bu süreç içerisinde baktığımızda dramın iki ana eylemden oluştuğunu görüyoruz. Bunlardan birisi tragedyalar, diğeri de komedyalar. Dolayısıyla yaşamdaki hem üzüntülü hem de komik olayların tamamı, eylemlerin tamamı bizim karşımıza drama olarak çıkıyor.
Dramayı başka nasıl biliyoruz? Yani bu doğrudan üzüntülü olmadığını görürüz. Ya da dramatiğin doğrudan üzüntülü, acıklı anlamına da olmadığını görürüz ve trajediyle karıştırıldığını çoğunlukla söyleyebiliriz. Başka bir açıdan baktığımızda demek ki drama yaşamın bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem komik hem de olumlu hem üzüntülü bütün olayları içerisine barındırdığı için olumlu ve olumsuz. Bu açıdan bakıldığında drama aynı zamanda bir tiyatro sanatı veya dram sanatı olarak da karşımıza çıkıyor. Genellikle de şöyle bir soru soruluyor bize. Dram veya drama yaratıcı olduğuna göre, zaten sanatsal bir tür olduğuna göre, bir yaratıcı olduğuna göre niçin ısrarla başına yaratıcı sözcüğü geliyor? Bu soru haklı bir soru ama açıkladığımızda da sanıyorum bunun gerekçesini çok rahatlıkla belirlemiş oluruz. Evet, tiyatroya benziyor ama tiyatronun ögelerine baktığımızda şöyle bir durum var. Genellikle klasik tiyatroyu düşündüğümüz zaman bir metin odaklı canlandırmalar söz konusu. Bunu belirli yetileri olan metinlere bağımlı olarak oynamak durumundalar ve bütün sonucunda da bir seyirciye, yani sonuç odaklı olduğu için de bir yönetmenin veya rejisörün son onayını aldıktan sonra seyirciye sunulması gerekiyor. Bu baktığımız zaman bir tiyatro. İngiltere'de bir öğretmenin yaptığı uygulamayla başlayan bu olgu genellikle şöyle başlıyor. Yani Shakespeare öğretmek için öğretmenler İngiltere'de eğitim sisteminde oldukça sıkıntılar yaşıyorlar. Bundan yıllarca önce. Ve bir süre sonra çocuklar bunu canlandırıyorlar. Sonuçta görülüyor ki Shakespeare'in oyununa yakın söz gelimi Romeo ve Juliet oyununa yakın sonuçlar ortaya çıktığını görüyorlar. Ve çocuklar bu işten çok da mutlu oluyorlar, gençler. Öğretmen sonra diyor ki bakın Shakespeare de böyle bir şey yazmıştı. Hani karşılaştırmak ister misiniz dediklerinde çocuklar büyük bilgiyle Shakespeare'in yazdıklarını okuyup kendileriyle karşılaştırarak aslında Shakespeare'i çok daha net öğretme şansına sahip oluyorlar. İşte bu nedenle katılımcılar tarafından, yapanlar tarafından, öğrenciler tarafından yaratıldığı ya da oluşturulduğu için drama sözcüğünün başına yaratıcı sözcüğü getiriliyor. Yaratıcı, yani dramanın başına gelen yaratıcı kavramı bu. Eğitimde yaratıcı drama, eğitim sözcüğü ise yani iki ülkenin yaratıcı drama alanının iki ülke geleneğinden geldiğini görüyoruz. Bunlardan birisi İngiltere. Eğitimde drama olarak orada yaygınlaşıyor. Drama in education olarak. Amerika'da ise çok paralel bir zaman diliminde yaratıcı drama olarak, creative drama olarak yaygınlaşıyor. Ve Türkiye'de, Türkçemizde bunu çok güzel bir şekilde birleştirmiş. Eğitimde yaratıcı drama olarak sistem içerisinde yer almaya başlamış ve genellikle en yaygın kullanım olarak da yaratıcı drama kullanılıyor. Eğer şayet biz bir şekilde dramanın tiyatrodan farklı bir şey olduğunu bilir ve ona göre kullanırsak sadece drama dememizde de herhangi bir sakınca yok ama biz bunun farklı olduğunu bilmiyoruz. Durumu açıkladıktan sonra ben genel bir yapmak istiyorum. Bir kere çok fazla karıştırılan bir kavram ki neyle karıştırılıyor? Tiyatro ile karıştırılıyor, dramatizasyonla karıştırılıyor, rol oynamayla, doğaçlamayla karıştırılıyor kavram. Dolayısıyla bunların da çok net bir şekilde ortaya çıkması, çıkartılması gerekiyor. Yaratıcı drama açısından bilinmesi gereken kavramlardan birisi yaratıcı dramanın tiyatro olmadığıdır. Tiyatro değildir ama tiyatronun bütün özelliklerini yararlan. Tiyatronun içerisindeki bazı beceriler ve gerekiyorsa ışık ses donanım gibi ya da metin destekliği gibi özelliklerden de doğrudan yararlanır. Ama bütün bunlara rağmen yaratıcı drama tiyatro demek değildir. Çünkü tiyatro sonuç odaklıdır. Yaratıcı drama süreç odaklıdır. Yani ya tiyatro seyirci için yapılır. Yaratıcı drama ise herhalde seyirci için yapılmaz. Katılımcılar için yapılır. Bunun dışında yaratıcı drama ne değildir? Oyunculuk değildir. Yani bir profesyonel anlamda oyunculuk değildir. Çünkü oyunculuk bugün bir mesleğin adıdır.
amatör ya da eğitimli olarak yapılır ve dolayısıyla belli bir yetenek gerektirir. Yaratıcı drama yapabilmek için aktör bu süreç içerisinde sadece sürece katılmak istemek, katılmayı yani pencereleri açmak gerekli. Onun dışında isteyen herkes yaratıcı drama yapabilir. Yani üzüntülü demek değil dedik, tiyatro demek değil ama bunlardan doğrudan da yararlandığını görüyoruz yaratıcı dramanın. Genel tanımını verecek olursam, yaratıcı drama herhangi bir konunun doğaçlama ve rol tekniklerden yararlanarak ve bu grubu oluşturan bireylerin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmak demektir. Dolayısıyla yaratıcı dramayı gerçekleştirebilmek için bizim her şeyden önce bir konuya ihtiyacımız var. Ve biraz şeyle gidiyorum ama bir konuya ihtiyacımız var. Bu konunun tabii ki canlandırma ögesi taşıması için doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklere başvurmamız gerekiyor. Yani ikinci teknik kavram teknikler, doğaçlama, rol oynama. Sonra mutlaka bizim bir gruba ihtiyacımız var. Ve bu gruptan ya grubu oluşturan bireylerin yaşantılarına ihtiyaç var. Çünkü yaratıcıdır ama daha önceki içerisinde yaşantı odaklı olan yaşantılarından yola çıkarak drama ortamında kalırsanız. Yani yaşantı çok önemli. Onun dışında da diğer aktif yöntemlerden ayıran en önemli belirgin özelliği yaratıcı dramanın canlandırmaya dayalı oluşudur. Yani ne yaparsanız yapın, eğer işin içinde doğaçlamaya dayalı bir canlandırma söz konusu değilse bu bir yaratıcı drama yönteminin kullanıldığını ve kullanılmadığını gösterir. Aktif bir çalışma olmuş olabilir ama yaratıcı drama olması için mutlak bir surette canlandırmanın olması gerekir. Bu süreç açısından bakıldığında demek ki bu herhangi bir konunun genellikle doğaçlamaya dayalı kurgusal ortamlarda canlandırılması ve onun üzerine daha çok analizler yapılması sürecin kendisinin özelliğini oluşturur. Yaratıcı dramanın iki temel boyutu vardır. Bunlardan birincisi yöntem boyutu. Yani hayat bilgisinde, sosyal bilgilerde, Türkçe'de, yabancı dilde, tarih eğitiminde veya beden eğitiminde bir araç olarak, yöntem olarak kullanılabilir yaratıcı drama. Dolayısıyla burada bir sistematik aşamalar gerekir. İkincisi de yaratıcı drama yöntem olduğu kadar aynı zamanda bir amaçtır da. Yani bir Türkçe gibi bağımsız bir derstir. İngilizce gibi, Almanca gibi, matematik gibi bağımsız bir derstir. Her ikisinde de ister öğretmen yöntem olarak yaratıcı drama bir yöntem olarak kullansın, isterse ders olarak bir şekilde kullansın, her ikisinde de belirli aşamaları izlemek zorundadır. Bu aşamalar genellikle pek çok bir şekilde adlandırılabilir ama mesela milli eğitimde giriş geliştirme sonuç etkinlikleri olarak adlandırılabilir. Yaratıcı drama yapısı açısından baktığımızda ısınma, canlandırma, ısınma, hazırlık, canlandırma ve değerlendirme olarak yer alır bizim aşamalarımızda. Tekrar ediyorum, yöntem olarak da kullansak, ders olarak da kullansak belirli bir sistematik aşamaları izlemek zorundayız. Bu aşamaların ilki ısınma ve hazırlık aşamasıdır. Isınma dediği zaman yeni bir konu varsa onu o konuya yadırgamaz hale getirme amaçlamaları, grup içindeki uyum ve güven çalışmaları da yine ısınma çalışmalarında. Yani siz bu çalışmalarla önce katılımcınızı dramaya hazırlarsınız. Bunu yaparken katılımcıların kendi arasındaki iletişim ve etkileşimini sağlarsınız. Katılımcılarınızla yani öğrencilerle öğretmen arasında ya da diğer öğretmenler arasındaki iletişimi etkileşimi sağlarsınız. Ortamı veya mekanı veya sınıfıyla da bir iletişim etkileşim sürecine geçmiş olursunuz. Bu üç ögenin kendi arasındaki iletişim etkileşimi sağlanması oldukça önemlidir. Isınma çalışmalarının başka bir amacı da bir sonraki aşamaya hazırlık niteliği taşır. Çünkü siz
Diyelim ki demokratik ya da demokrasinin tanımına ilişkin bir çalışma yapıyorsanız, yaptığınız oyunları ısınma çalışmasında grubu harekete geçirmek için yaparsınız. Canlandırma için de demokrasi konulu çalışmaları konuyu verip canlandırmada kişilerin spontan bir şekilde doğaçlama yaparak bunları sunmasını beklersiniz. Dolayısıyla canlandırmaya geçtiğimizde eskilerin deyişiyle canlandırma aslında birinin kılığına girip ona can vermek demek. Çok da güzel bir tanım. Bir nesnenin ya da başka bir kişinin kendinizin olmadığı herhangi bir rolü alıp üstlenip o rolü oynamak demek. Gerçek hayatımızda muhtemelen diyelim ki öğretmen değilsek öğretmen rolünü oynayacağız. Polis değilsek polis rolünü oynayabileceğiz. Doktor rolünü oynayabileceğiz. Hatta yerine göre özellikle yetişkinler için bir kadın erkek de bir kadın rolünü çok rahatlıkla oynayabilir. Dolayısıyla hem karşı cinsle empati kurma konusunda denerek o rolden bakabilmeyi ve dolayısıyla empati sürecini çok daha rahat geliştirebilme şansına sahip olur canlandırma aşamasında. Yaratıcı dramanın özü bu canlandırma sürecinde ortaya çıkan yaşantılar ya da oluşumlar üzerine kuruludur. Çok rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü siz bir konuyu verdiniz. Grup kısa bir süre içerisinde belli bir ön çerçeveye dayalı olarak hazırlığını yapar. Sonra da doğaçlayarak bunu canlandırır. Burada canlandırırken tabii ki bir seyirci söz konusu mu? Burada seyirci asla yok. Fakat iç izleyici dediğimiz bir izleyici sınıfınız varsa ve 5 kişilik bir grup canlandırılıyorsa eğer, doğaçlama yapıyorsa geri kalan 14-15 kişi bir iç izleyici olarak o grubu izler ve değerlendirir. Sonuçta da bu ortaya çıkan oyunla ilgili görüş alışverişleri yapılır. Dolayısıyla bu görüş alışverişleri yapılmaya başlandığı andan itibaren de biz değerlendirme olur. Genellikle süreç hakkında neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, siz olsaydınız ne yapardınız, acaba bu yaklaşım doğru muydu, bu davranış örnekleri nasıldı gibi soru cevaplarla canlandırma üzerine konuşulur. Değerlendirme aşaması esas bizim dersimizde amaçlarımıza ulaşmak için kazanımlarımız vardır ve bu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığımızı ölçeceğimiz yerler vardır. Bu yapılandırmacı yaklaşım için de geçerlidir. İşte değerlendirme aşaması bizim amaçlarımıza ulaşıp ulaşmadığımızı ölçen önemli yerlerdir diye bu aşamalar veya sistematiği burada noktalayabiliriz. Bunun dışında ben söze dramanın ne olmadığı konusunda başlamıştım. Birkaç tane sözcüğün yaratıcı dramanın daha net anlaşılabilmesi için açıklanması gerekir diye düşünüyorum. Bu nedenle söz gelimi dramatik sözcüğünün de izin verirseniz burada ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Şimdi drama içinde eylem olan her şey demektir. İçinde eylem olan her şey. Bu komik de olabilir, üzüntülü de olabilir. İçinde çatışma olan eylemlere biz dramatik diyoruz. Çatışma demek kavga etmek demek değildir. Elbette kavga bir çatışmayı içerir ama tarafların olması, A tarafı B tarafı, A kişisi B kişisi, A takımı B takımı gibi veya seyyar satıcı ve iş adamı gibi veya elektrik diyelim ki bir yine apartmanın işte evinize gelmiş kapıyı çalan bir kişiyle ev sahibi gibi bir durum tarafları net olarak oluşturur. Her ikisinin de kendine göre bir amacı vardır. Ortak noktada değillerdir. Doğaçlamaya başladıkları andan itibaren spontan bir şekilde etmeye çalışır. Yani seyyar satıcı sahip olduğu malı satmaya çalışır, diğeri de bunu almamaya çalışır. Süreç böyle devam ederken ne olur peki? Ortaya spontanlığa medyadan çok yanlış olarak algıladığımız şey, çünkü de şunlar burada yaşanan dramatik durum diye belirlemeler sözcük kullanım açısından yanlış olduğunu gösterir. Çünkü dramatik içinde çatışma olan her türlü eylemler olarak karşımıza çıkar. Sanıyorum söylemeye çalıştığım şey anlaşıldı. Bunun dışında yine karıştırılan kavramlardan başka biri de dramatizasyon. Cumhuriyet tarihinden itibaren çok bilinen kavramlardan birisi. Hemen hemen pek çok eğitim programımızda var ama temsil adıyla var, piyes adıyla var veya dramatizasyon adıyla var.
Yaratıcı dramayla aynı şey mi? Hem evet, hem evet, hem hayır diyebiliriz buna. Evet, çünkü onda da bir canlandırma söz konusu. Hayır, çünkü metne biraz daha bağlı bir canlandırma söz konusu dramatizasyonda. Dramatizasyon, dramatize etmekten gelir. Dramatize etmek ise neyi peki dramatize ediyoruz? Genellikle herhangi bir yazar özelliğini bozmadan, bir öykünün baştan sona hiçbir şekilde değiştirmeden katılımcılar tarafından yine gerektiğinde doğaçlamaya dayalı olarak canlandırılması esasına dayanır. Söz gelimi Sait Faik'in herhangi bir öyküsünü hiçbir şekilde değiştirmeden baştan sona kadar aynen oynayabilirsiniz. Ama bu doğaçlama oynanarak oynanır. Ana sınıflarında ya da okul öncesi eğitim kurumlarında diyelim ki Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bilinen bir masaldır. Sonucu da bellidir. Bu aslında bir tür dramatizasyon örneğine de teşkil edebilir. Yani yazılı bir metnindir daha çok dramatizasyon. Bunlar bu yazılı metinlerde genellikle edebi metinlerdir. Romandır, öyküdür, şiirdir, karikatürdür ve benzeri. Yaz oynadıkları ve çok sık oynadıkları oyunlardan birisi. Kırsal kesimde muhtemelen bu oyunlar günümüzde bu endüstri koşullarında özellikle çalışan anne baba ve apartmanlaşmış bir dünyada artık çocukların neredeyse oyun oynamak gibi bir zamanı lüksü, lüks diyoruz artık, olmamaya başladı. Bilgisayar oyunlarını oynamaya başladılar veya İnternet gibi farklı farklı ortamlardan kurtulamıyorlar. Yani bilgisayar veya daha tek bireysel oyunlar çok daha fazla ön planda olmaya başladı. Şimdi evcilik oyunlarına tekrar döndüğümüzde bu süreç içerisinde çocuklar bir araya gelirler ve kendileri hemen bir konu belirlerler. Bu konu genellikle ya ziyarettir ya hasta ziyaretidir ya polis görülürse sokakta ve benzeri yani birebir gördüklerini aynen canlandırır. Açıklama vardır, spontanlık söz konusudur. Yapılacaklar söylenir, yapılmazsa düzeltilir. Bütün bu sürece baktığımızda evcilik oyunları yaratıcı dramaya benzer bir özellik taşır. Ama bir özelliğinden dolayı da bu benzer özellik ortadan kalkar. Nedir o da? Net bir şekilde tam anlamıyla bir yaratıcı drama özelliği taşımazlar. Çünkü çocuk diyelim ki evde annesiyle babasının diyaloglarını çok iyi takip eder. Ertesi gün evcilik oyununda onu birebir taklit eder. Yani kendisinin spontan bir şekilde yarattığından emin olamayız. Nitekim onu annesi babası veya bir yakın izlediğinde evet böyle bir diyalog. Göyseyirlik oyunlar ise dramatik oyunlara diğer örneğindeyiz. Burada da genellikle doğa olaylarına karşı ritüeller kaynaklı canlandırmalar söz konusudur ve burada da bir taklit durumu söz konusudur. Yani her ikisinde tiyatro ögeleri vardır ama taklit olma özelliği nedeniyle spontanlığı da biraz ki burada bozduğu için çünkü yaratıcı drama spontanlığın üzerine kuruludur. Bugüne kadar yaratıcı dramanın, drama sözcüğünün, dramatik sözcüğünün, dramatizasyon ve dramatik oyundan farkını ve benzerliklerini açıklamaya çalıştım. Özellikle polisiğini dramatik oyunlar anlatırken yaratıcı dramaya geçişte özellikle evcilik oyunları gibi oyunların çok önemli bir basamak olduğunu ileri sürüyor ki katılıyorum da. Eğer çocuklar o zaman içerisinde evcilik oyunlar oynarlarsa veya dramatik oyunlar oynarlarsa yaşamlarının dönemlerinde yaratıcı drama süreçlerine katılmaları bir rol içerisinde başlama süreçleri içerisinde bazı biz kendi tecrübelerimize dayanarak da çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu sürece yatkın olan daha kırsal kesimden gelen çocuklar doğaçlama sürecini çok daha rahat geçebiliyorlar. Ama bireysel bir oyun oynama sürecini devam eden ya da yalnız olan çocuklarda bunun zaman zaman zor olduğunu görebiliyoruz. Bir sözel ifade becerisi konusunda veya
aynı şekilde paylaşma konusunda, düşüncelerin açıkça, hatta yerine göre kıskanma konusunda bazı şeylerin eksik olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani da bir anne babalıkla kendileri çocukları yoksa bile çocuklarıyla o rol içerisinde oyunu yönetmeden evcilik gibi oyunları beraber oynamalarını çok şiddetle öneriyorum. Bu çok çok önemli. Yani anne baba bu anlamda çocuklara kesinlikle zaman ayırmalı ve birlikte oyun oynamalılar. Oyun zamanın olmalı ama bu oyun bilgisayar içinde yarışmalı oyunlar olmamalı tabii. Bizim kastettiğimiz şey rol içeren oyunlar. İçinde rolün olduğu oyunlar olmak durumunda. Bunun dışında yaratıcı dramanın böyle benzer kavramlarına baktığımızda işte tiyatrodan farkını anlattık. Bir de çocuk tiyatrosundan farkını belki anlatabiliriz. Çocuk tiyatrosuyla da çok karıştırılabiliyor. Bu süreç içerisinde yaratıcı drama işin içinde canlandırıyor. Evet, biz de bunu okulda yapıyoruz. Bir oyun sergiliyoruz. Noktasında yanıt alabiliyoruz. Çocuklar tiyatrosunu yetişkinler de oynuyor. Yani seyirciler için yapıldığı için hiçbir bir doğrudan yaratıcı drama olarak adlandırılması mümkün değil. Çünkü adı üstünde farklı bir çalışmadır. Başkaları için yapılmaz. Yaratıcı drama süreçlerinde ortaya çıkan doğaçlamalar tekrarlanarak belli bir kolaj oluşturulur ve dönem sonunda bunlardan başkalarıyla paylaşmak üzere bir şey oluşturulursa yani oluşum, o zaman yaratıcı drama yönteminden yola çıkarak bir tiyatral bir süreç hazırlanmış olur. Tiyatro kaygısı başlar. Bu da yanlış değildir. Ama esas amaç sonuç değildir. Esas amaç başka seyirciler için bunu yapabilme durumu değildir. Şimdi bütün sonra çalıştım. Boyut açısından baktığımızda yaratıcı dramanın genellikle Türkiye'de ve dünyada en çok işe koşulduğu boyutun yöntem boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Bizde en doğru alanlardan birisi, yani hemen hemen her konuya uyan alanlardan birisi Türkçe edebiyat, sosyal bilgiler ve hayat bilgiler konuları. Yaratıcı dramanın hemen hemen her konusuna çok rahatlıkla uyan veya her konunun hemen hemen yaratıcı drama yöntemiyle çok rahatlıkla işlenebileceği alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bütün konular matematikte yaratıcı drama ile verebilme iddiası ne yazık ki mümkün değil. Bunun için her iki alanda uzman olması gerekir. Ancak en azından şu yapılabilir. Matematik korkusu ya da temel bilim kaygısı ve estetik eğitim alanlarındaki yaratıcı olarak en önemli amaçlarından birisi budur, estetik eğitim. Bu amaçla verilmesi durumunda yaratıcı drama çok net bir şekilde işlevsel olarak karşımıza çıkar. Şunu söylemek isterim bir yaratıcı drama uzmanı ve bu konuda çalışan bir kişi olarak. Bütün sistem yaratıcı drama ile kurulsun ve bütün dersler yaratıcı drama ile verilsin. Dolanalım. Sistemimiz gerçek sorun çözüm kurmak isterim. Ama ne yazık ki bu mümkün değil. Yani yaratıcı drama bir sihirli değnek değil. Öğretmenler açısından şunu biliyoruz ki çok fazla yöntem var. Bunlardan birisi de yaratıcı dramadır. Eğer öğretmenlerimiz diğer yöntemlerin dışında bu yöntemi de eğer bilirlerse uygun olan durumlarda öğrencilerinin durumlarına, yaşantılarına, kapasitelerine, algılarına göre bu yöntemi ve teklenir. Yani biz kayıtsız şartsız bu muhteşem bir yöntemdir demiyoruz. Ama işe koşulduğunda da çok etkili bir yöntem olduğunu iddia ediyoruz. Orada mısınız? Ben konuşuyorum tek taraflı böyle. Evet. Devam edeyim biraz daha galiba. Şimdi okudum ve işaretlerini de anladım. Şimdi
Yaratıcı dramanın amaçları ve özelliklerini biraz anlatayım. Yani biraz bilirsek hem diğer alanlarla örtüştüğünü görebiliriz hem de ne tür işbirliğini yapabiliriz onu görürüz. Adı üstünde yaratıcı dramanın en önemli belirgin amaçlarından birisi yaratıcılığı geliştirmektir. Yaratıcı bireyin kendisini tanımasını, yaratıcılığın ne olduğunu bilmesini ve dolayısıyla da yaratıcılık yetisini geliştirmeyi amaçlar. Var olan nesneler ya da düşünceler arasında yeni bir ilişki kurarak ortaya yepyeni bir nesne ya da düşünce koyma becerisidir Landau'nun tanımı. Dolayısıyla bakıldığında bizim için günlük yaşamda hemen herkes doğuştan bir kez yaratıcılık ürkülecek bir kavram değildir. Tam yani sadece belli bir alana özgü bir kavram da değildir. Yaratıcılık insana özgü bir davranıştır aynı zamanda. Zaten de yoktan var etme süreci değildir. Var olanlardan bakın dikkat ederek söylüyoruz. Yani bu sözcükten korkmaya gerek yok. Çekinmeye de gerek yok. Bir ülke geleceğini eğer garanti altına almak istiyorsa yeni yaratıcı düşüncelere, ürünlere ihtiyaç var. Bu da ancak yaratıcı bireylerle mümkün olabilir. Yaratıcılığı farkında olan ve geliştirilmiş bireyler yeni ürünler ortaya koyabilir. Böyle bireylerin olduğu ülkelerde tabii ki gelişmiş ülkeler seviyesinde olur veya diğer ülkelerle rahatlıkla baş edebilme becerisini gösterebilir. Uzun vadede gördüğümüzde yaratıcılık belirlemeye de ilişkin sizde de ipucu verebilir. Başka bir amacı yaratıcı dramanın demokratik tutum ve davranışı geliştirmektir. Demokratik tutum her şeyden önce herkesin söz hakkının olabildiği ve herkese eşit düzeyde davranabilme ve çoğunluğun dediğinin olması sürecidir. Süreçler içerisinde oyun oynama, mağlup olma ve galip gelme durumunu yaşayan bir çocuk ya da genç, bunu gerçek hayatta çok rahatlıkla yansıtabilir. Ne yazık ki çok yakın bir olumsuz sahnelere tanık oluyoruz. Bir takım şampiyon oluyor, diğerleri olamıyor veya bir takım kupa alıyor, bir maç kaybediliyor ya da kazanılıyor. Sonuçta bir görülüyor ki şiddet alabildiğine almış başını gidiyor. İşte oyun sürecinde mağlup ve galip gelme durumunun biz oyunlarda gerçekleştirdiğimizde bunun da gerçek yaşama çok rahatlıkla geçebileceğini görüyoruz. Bir konu canlandırması yapıldığında da sadece çocuk kendi görüşünün değil de başkalarının da düşüncelerini önemseyerek birlikte canlandırma yapmış oluyorlar. Eşit bir düzeyde hazırlıyorlar. Bunu yaşayan çocuk da zamanla demokratik tutum ve davranışını hem öğrenmiş hem de içselleştirmiş oluyor. Sonra birlikte sosyalleşme becerisi, kendini ifade edebilme becerisi, özellikle sözel ifade, yaratıcı dramanın en belirgin kazanımlarından birisidir. Bunu çok daha fazla artırabiliriz tabii ki. Özellikleri nedir yaratıcı dramanın? Yani ben şimdi yaratıcı dramaya çok ilgi duydum, uygulamak istiyorum diyebilir miyiz? Hayır. Biraz bu konuda eğitim almamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde bir kere nedir özelliği? Onları da söyledikten sonra sanıyorum benim verebileceğim bilgiler aşağı beş yukarı bu kadar olacak. Ondan sonra belki soru cevaba geçebiliriz. Varsa eğer. Ya da sizin sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Birincisi yaratıcı drama bir grup etkinliğidir. Grupla yapılır. Yani birebir ders olmaz. En az iki kişinin olması gerekir. İkincisi yaratıcı drama belli bir konu çerçevesinde yapılır ama konu hemen hemen özel hayatta oluşturulmuş problem hariç her şey yaratıcı dramada konu olarak karşımıza çıkabilir ve bunu ele alabiliriz. Üçüncüsü yaratıcı dramamış gibi yapmalar, öyleymiş gibi yapma ve spontanlığa dayalıdır. Yani bir gerçek dünyadan yola çıkarak kurgusal dünyalar oluşturulur ve her şey bu kurgusal dünyada gerçekleşir. Problemler ya da sorunsallar burada canlandırmalarla tartışılır. Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyorsa o zaten gerçek değildir. Değil mi? Fatih'miş gibi yapma durumundadır. Buna inanmayan bir katılımcıyla yaratıcı dramayı biz gerçekleştiremeyiz. Başka bir özellik yaratıcı drama disiplinler arası bir alan taşır. Yani pek çok sanat ve bilimle iç içedir ve hemen her konuda çok yoğun bir şekilde işbirliği içerisinde bulunur.
sanatlar arasıdır aynı zamanda. Başta tiyatro olmak üzere sanatların tamamından ya doğrudan yararlanır ya da o sanatlara bir yöntem olarak hizmet edebilir. Yaratıcı dramadan yola çıkarak resim yaptırabilirsiniz, şiir yazdırabilirsiniz, herhangi bir edebi metni yazdırabilirsiniz, tiyatro oluşturabilirsiniz veya bu sanatları yaratıcı dramada bir araç olarak kullanabilirsiniz. Değişik değişik amaçlarınıza ulaşmak için. Yani dolayısıyla hem sanat hem de diğer disiplinlerle disiplinler arası ve sanatlar arası bir işbirliği söz konusudur. Tek başına bağımsız da bir alan değildir. Ancak önemli bir bilim dalı olarak sanat eğitimi ya da estetik eğitim alanı olarak hızla da gelişmektedir. Özellikle de Türkiye'de. Onun dışında başka bir özellik yaratıcı dram diğer aktif yöntemlerin dışında mutlak bir canlandırmaya dayalı olarak. Yapılması gerekir. Eğer bir bu ama söz konusu değilse biz bunda yaratıcı drama eksik sayarız. Mutlaka bir canlandırma sürecinin olması gerekir. Başka bir özellik yine yaratıcı drama oyun demek değildir. Bildiğimiz çocuk oyunları ya da türetilmiş oyunları çok yoğun kullanırız ama bu oyun demek değildir. Sadece oyun oynadığımızda biz yine yaratıcı dramayı gerçekleştirmeyiz. O adı üstünde zaten oyun dersi olur. Genellikle Türk eğitim sisteminde dramanın kirlilik nedenlerinden birisinin oyunun çok fazla kullanımından kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, bir grup etkinliği dedi saydığımda empati becerisini çok rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde geliştirebildiğini görüyoruz. Özerkliği, özerk dünyayı ya da ifade biçiminde geliştirdiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi genel anlamda yaratıcı dramanın özü bu. Ne değildir, nedir, nasıl yapılır gibi konuyu açıklamaya çalıştım. Muhtemelen şöyle sorular gelebilir. Peki yaratıcı drama eğitimi nerede alınır, nasıl alınır, bu mümkün müdür ya da bu önemli midir diye sorduğumuzda evet önemlidir ve mutlaka eğitim almak gerekir. Bunun için yaratıcı dramanın Türkiye'deki gelişimine baktığımızda Türkiye'de iki insan çok rahatlıkla anmamız gerekir. Bunlardan birisi benim de hocam, tiyatroları sanatçılarından Tamer Levent. Bu ikisinin yaptıkları uluslararası seminerlerden 4-5 yıl sonra bir dernek oluşuyor. Çağdaş Drama Derneği. 1990 yılında kurulan derneğin 2003 yılından beri ben başkanlığını yürütüyorum. Ve bu süreçte bizim yürüttüğümüz en önemli etkinliklerden birisi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı'dır. Bu program 320 saat 6 aşama olarak yürütülür. Ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alındıktan sonra da eğer kişi öğretmense çok rahatlıkla sistem içerisinde drama derslerini ve egzersiz derslerini yürütebilir veya kendi derslerinde de çok rahatlıkla yaratıcı dramayı bir yöntem olarak işe koşabilir. Bu beceriye ait bir donanımla mezun olabilir. Bu eğitim nereden alınabilir? Derneğin şube ve temsilcilerinin olduğu yerlerden alınabilir. Kısa süreli olmayan ama uzun süreli eğitim varsa halk eğitim merkezlerinden alınabilir. Ama burada bu dersi verenlere çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü alanında uzman olması gerekir. Sadece çocuk gelişimci olmak, amatör ya da profesyonel oyunculuk eğitimi almış olmak, yaratıcı drama eğitimi verme gibi bir üstünlüğü taşımaz. O kişilerin aynı zamanda bu sanatsal beceriyle birlikte pedagojik bir bilgiye de sahip olması ve bunu da bu mesleğe aktarması gerekir. Çünkü yaratıcı drama yaklaşık 3 ya da 4 temel alandan oluşur. Bunlardan birincisi alan bilgisi dediğimiz yaratıcı dramanın kendi alan bilgisi. Diğeri eğitim bilimleri bilgisi. Üçüncüsü diğer sanatlar bilgisi. Çünkü sanatlarla iç içedir. Dördüncüsü de bunu biz net olarak temel düzeyde tiyatro bilgisinin olması gerekir. Yaratıcı drama süreci yani kısa süreli değil uzun süreli bir eğitimle çok rahatlıkla öğrenilebilir. Meslek yaşamına aktarılabilir. İster drama öğretmenliği isterse başka bir branşta yöntem olarak yaratıcı drama kullanılabilir. Evet, bilmiyorum başka soru var mı? Ülkemizin geldiği duruma bakalım isterseniz.
Yani ülkemiz çok diyebiliriz ki çok iyi bir durumda. Şimdi 1900'lü yılların başında yaratıcı dramadan söz edilmeye başlanıyor İngiltere'de. Türkiye işte dernek İngiltere'de kuruldukları 1940'lı 45'li yıllar, bundan yaklaşık bir 40 yıl sonra da Türkiye'de bu anlamda bir örgüt kuruluyor. Ve ilk kez şunu söyleyebiliriz ki bir alan Türkiye'de, Avrupa'da ya da dünyada gelişiminden geride bir durumda devam ediyor. Yani bu konuda bizim bir komplekse katılmamız gerek yok. Çok iyi bir yerde gidiyoruz. Bunun kriterleri de var. Katıl kongrelerde de Türkiye adına bunlar başka meslektaşlarım tarafından, yabancı meslektaşlarım tarafından da çok fazla söylendi. Mesela Yunanistan'da da katıldığım bir kongrede bu söylendi. Bunun kriterleri nedir? O ülkede ilk öğretimde seçimlik ya da zorunlu ders var mı? Öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu dersler var mı? Bu konuda yürütülen yüksek lisans doktora programları var mı? Yapılmış tezler var mı? Bir dernek var mı gibi kriterler var ve biz bu kriterlerin çoğu ülkelerden çok daha fazla bunu karşılıyoruz ve bu açıdan çok çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Öyle ki artık biz dışarıdan eğitimi çağıran değil, dışarıya yani yabancı ülkelere drama eğitimi vermek üzere gönderen bir ülke haline geldik. Bu bizim için son derece sevimli. Evet, sizden Sesim soru geliyor mu bekliyorum ama şu an ses mı? biraz duyulmuyor. İsterseniz yazarak gönderin bana. Tamam. Katılımcılarımız duyuyorlar mı benim sesimi? Sesi duyamıyorum. Ben Yazdığınızda katılımcılarımı anlıyorum. duyuyorum Evet, sağ şimdi tarafa. gördüm. Oynamayan, yalnızca yetişen çocukların kendileri tanıması zor mu Yalnız olur? yetişen Gerçekten çocukların bunu tanıması zor zamanla olur mu? görüyoruz. Sorusunu yönelttim Yani çok, hem hocamıza. bilimsel olarak da bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz gelimi çocuklar bilim kıskanmayı ve benzeri durumu daha az yaşamasından kaynaklanır. Çok çocuklu ailelerde bunun çok olmadığını görürüz. Hani hemen şunu demek istemiyorum, lütfen bol bol çocuk yapınız. O ayrı bir şey. Ama o çocuğun eğer bir grup içerisinde eğitim alıyorsa, yani bu insani olan durumdur. Paylaşmak, kıskanmak, vermek, almak, ne bileyim gerektiğinde küçük kavgalar etmek, kavga barışmak kendi süreci içerisinde. Bu oyun oynama süreci de çocuğa en başta yaşamı öğretiyor erkenden. Oyun çünkü yaşamın çok paralelinde gidiyor. Orada da kuralları bozanlara ebe deniyor ve ihlal ediyor. Eğer yeşil ışıkta geçmekte, kırmızı ışıkta geçiyor. Süreç içinde gerçekleştirecek. Bu süreç içerisinde sağlıklı fazla oyun oynayan hem sözel olarak hem bedensel olarak kendini daha iyi tanımış olacak. Kendini daha rahat ifade edebilmiş olacak. Şimdi, zil çaldığı zaman niçin bütün çocuklar koşa koşa bahçede. Lütfen onu alın, sınıf ortamına getirin. Ortamını yaratın. Drama bunlardan biridir. O zaman gerçek bir yaşantıya dair de öğrenmeyi gerçekleştirebiliriz. Öğrencilerin yeterlilik düzeyi bu yöntemin uygulanmasında önemli midir? Yeterlilikten kasıt asla ve asla bir oyunculuk becerisi değil. Oyun oynayan herkes yeterli olabilir yaratıcı dramada. Yeter ki bu sürece katılmış olsunlar. Ama kültürel farklar, mesela farklı diller, etnik yapılar ya da daha kısa ifade edilen çocuklar için bazen
yaratıcı drama süreci küçük küçük engellerle karşılaşılabiliyor. Burada, o zaman çocuk şu komşular ve dramaya geçtiklerinde çocuklar içine geçmiş olurlar. Yani birlikte yapmak, yaşamak çok önemli. Belirgin bir yeterlik aramıyoruz. O yeterlik yani yaratıcı drama yapma yeterliği ne öğretmenin veya drama eğitmeninin aranan bir durum söz konusu değil. Yangın ve benzeri konularda yapılan tatbikatlar drama sayılır mı? Çok güzel bir soru. Şimdi baktığınız zaman dramanın çok net bir özelliğine geliyor. Orada gerçek bir yangın yok. Bir kurgu var. Kurgu olduğu için de dikkat ederseniz herkes gülerek, oynayarak hepsi bir şekilde de bahçeye gidiyorlar ya da işte bir ettirmedi. Çiz dramaya benziyor ama bu süreç tam anlamıyla yapılan tatbikat tam anlamıyla bir yaratıcı drama değil. Çünkü yaratıcı dramanın en belirgin şeylerden birisi spontanlıktır. Yani anında ve kendiliğinden verilen tepkidir. Orada gerçekten yangın olmadığını bildiği için spontanlık söz konusu değildir. Ama bir kurgu durumudur ve kurgu gerçekleştirilebilir. Bu askeriyede de yapılır tatbikatlar. Aynı şekilde bunun için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sonucu belli olduğu için spontan bir davranış söz konusu olmadığı için yaratıcı drama bazında bu biraz azalır yani doğrudan diyemeyiz. Dernek il halk eğitim merkezindeki eğitimcilere güvenebilir miyiz diyor. Hangi illerde olduğu önemli. Ben çok rahatlıkla doğrudan %100 güveniyorum diyemem. Bir kere bunu açıklıkla söyleyeyim. Çünkü ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri'nin yaptığı şöyle bir hata var. Usta öğretici statüsüyle 10 günlük eğitimlerle, yani toplam 15-20 saatlik eğitimlerle verip sonra da o kişilere hadi buyurun öğretmenlere ve eğitim bir şey diye. Yani eğer gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya üniversite master doktora düzeyinde bir insandan, bir meslektaşınızdan yaratıcı drama eğitimi alıyorsanız buna güvenebilirsiniz. Yoksa hobi olarak tiyatroya 3-4 kere giden, tiyatrocu olan, oyuncu olan, çocuk gelişimcisi olan, bir haftalık kısa süreli milli eğitimde veya halk eğitim merkezlerinde eğitim almış kişilerin verdiği yaratıcı drama eğitimimiz mümkün değil. Bunun daha çok özellikle de çocuklarla çalışanlar açısından çocuklara yönelik telafisi mümkün olmayan travmatik sonuçlara neden olduğu da çoğu örneklerde bazen görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Güvenmek isterdim ama şu anda mevcut halk eğitim merkezlerindeki yaratıcı drama eğitimlerinin tamamına güvenmem ne yazık ki mümkün değil. Yaratıcı dramanın çoklu zekayı tespit etmede yeri nedir diye bir soru var. Şimdi çok yönlü zekaya baktığımız zaman ne? Herkes tek tipte öğrenmiyor. Herkesin bir öğrenme biçimi var. Dolayısıyla ya da herkesin bir algılama biçimi var. Kimileri sözel, kimileri dilsel, kimileri matematik, doğa, müzik ve benzeri gibi özellikleri çok daha fazla. Ve eğer biz bunların dilini kullanırsak öğrenme çok daha içsel ve yaşantısal olabilir. Lütfen buna göre stratejinizi geliştirin diyor. Kuramın öz yaklaşımı bu. Yani farklı bir öğrenme biçimi, farklı bir zeka biçimi var. Yaratıcı drama bu yaklaşımı uygun olarak uygulandığında çok rahatlıkla öğretmeni aktif bir alternatif seçebilme olanağına sahip. Çünkü dokunmanın olduğu, gerektiğinde şarkı söylemenin olduğu, bedenin olduğu, yani sesin, ritmin olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yaratıcı drama, yazmanın olduğu. Yani bütün bunlar yaratıcı drama ile neredeyse çok paralel, çok yönlü zeka ile çok paralel olduğunu görüyoruz. Yani iki anlayış ya da yöntem ki çok ön zeka bir ama ile doku uyuşmazlığı olmayan bir alan çok rahatlıkla olduğunu söyleyebiliriz.
Eğer her ikisini de biliyorsa bir öğretmen ya da kişi çok rahatlıkla bu işi uygulayabilir diye düşünüyorum. Şimdi liselerde yaratıcı dramanın uygulanmasının çok kolay yanları var. Yani küçük çocuklara göre daha kolay. Fakat zorluğu tabii gençlerin ergenlikten gelen aşırı hareketliliği, yerinde duramamazlığı, enerjik olmaları ve benzeri gibi. Şimdi yeni aldığımız bir bilgi umarım doğru değildir ama lise son sınıflarda, 4. sınıflarda yaratıcı dramanın Talim Terbiye Kurulu tarafından seçimlik olarak kaldırıldığı yönünde. Bu konudaki net bilgiler geldiği zaman bir açıklama yapacağız. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ergenler çok rahatlıkla yaratıcı dramayı gerçekleştirilebilir. Bunun için birincisi tabii ki mekan uygun olmalı. İdeal ortam gerekmiyor. Sınıf ortamında da yapılabilir. Öğretmenin yeterli olması gerekir. Ergenler için olabilecek en karşımıza çıkacak popüler genellikle bir gülme krizi yaşanır. Yani dramatik duruma girme durumları zorlanabilir. Dramaya uygun oyunlarla eğer yaratıcı dramayı hazırlarsak ve doğaçlamayı da genellikle kendi yaşantı odaklarına birinci derecede, ikinci derecede kuşak, abi, abla gibi sorunları ama başkaları kaynaklı canlandırma yaparsak yani liselerde uygulama şeyi engeli asla çok fazla olmayacaktır. Özellikle sosyal bilgiler, tarih gibi derslerde tarihi yolculuk yaparak onları belli rollere üstlenmelerini sağlayıp doğaçlamalar yapılması liselerde bu işin çok daha rahat, kolay götürülmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok büyük sorun yok yani. Şimdi bir hazırlık gerektirir mi gibi bir soru alıyorum. Konu birkaç gün önceden verdiğimizde hazırlanıp gelmeleri başarıyı arttırır mı? Bu tabii daha çok çocuklar değil de ne diyelim ilkokul 3. sınıfın üstündeki öğrenciler ve katılımcılar için geçerli olabilir. Şimdi burada olumlu yan var ama eğer biz spontan olarak her şeyi yapsak önceden hazırlanacak bir şey yok aslında yaratıcı dramada. Ama şu olabilir, diyelim ki biz süresel dramaya dayalı bir çalışma yapmak istiyoruz ve demokrasiden anlamının ne olduğunu veya gerekebilir ama canlandırma için uzanlığı, doğallığı, kendiliğindenliği engeller. Biz verilen konunun o anda çerçeve içerisinde hazırlanıp canlandırılmasını geliştirip spontanlığı geliştirmek gibi amacımız var. Ön hazırlık bu doğallığı bozabilir. Karşımıza bir tiyatro metni çıkabilir ya da tiyatroya özgü doğaçlamadan uzaklaşılan canlandırmalar çıkabilir. Tabii ki onun da yararı vardır ama bu süreç yaratıcı dramayı yer yer gölgede akademik başarıyı artırabilir tabii ki. Şimdi genellikle nasıl dönüt vereceğiz yaratıcı drama süreci içinde bakıldığında? Birincisi bir kere çok pozitif ve olumlu olmak durumundayız. Yani çocuk da olsa, genç de olsa, yetişkin de olsa tamamen duyu ve duygularıyla kendilerini size teslim ederler. Yani çok güzel, hele de güven ortamı oluşmuşsa yerine göre çok özel duygular paylaşılabilir, paylaşılmaması gerekir. Ama böyle bir süreç olması bile aslında bakıldığında güven ortamının oluştuğunu gösterir. Yani genellikle canlandırmalardan sonra çok kötü olmuş, olmamış gibi olumsuz dönütler yaratıcı drama sürecinin gelişmesini engeller. Tabii ki biz süreç açısından iyi estetik olmayan, biraz da kötü olan şeyleri ona rağmen olumlu demeyeceğiz. Yani hayatın gerçeğinden çok farklı tepkiler vermeyeceğiz. Ama duyu odaklı ve duyusal eğitim odaklı olanlar kendilerini iyi hissettirmelerine yönelik olacak. Biz lay lay lom yapmıyoruz tabii ki. Oyun oynatıyoruz, eğlendiriyoruz, canlandırmalar yapıyoruz. Çünkü eğitim ortamında eğlenerek öğrenmek diye bir kavram neredeyse yok. Bunu gören insan katılımcı da dışarıdan da bu alanı önemsemeyebiliyor. Ama ne var canım? Hani hoplayıp zıplıyorsunuz deniliyor. Oysa bu kadar da basit değil. Ama bunu yaparken de işin derin bir altyapısının olduğunu hissettirmek gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde onlara karşı çok iyi olduğuna dair olumlu dönütleri vermek, özellikle her defasında spontanlığı geliştireceği için amacımıza daha rahat ulaşmamızı sağlayacak. Dönütlerimizi bir sözlü verebiliriz, yazılı verebiliriz. Onların yaptığı çalışmaları bir şekilde verebiliriz. Ama dramada en çok soru cevap usulü, konuşma usulü dönütler
daha çok gerçekleşiyor. Ramada neyi yapmayalım? Birincisi, asla katılımcınızın, çocuk, ergen, yetişkin başından geçen ve onda önemli bir travmatik sonucu olan hiçbir sorunu anlattırıp onu canlandırmaya çalışmamalıyız. Yani yaratıcı drama özel hayatlardaki problemler üzerine odaklanan bir canlandırmayı içermez. Bu çok daha farklı bir alana girer. Çünkü bir terapi süreci ya da rehabilitasyon sürecinden uzaktır yaratıcı drama. İçgörüyü süreç içinde gerçek. Terapetik bir süreç vardır ama doğrudan değil, dolaylıdır bu. Dolayısıyla bizim iyileştirme dediğimiz süreç amaç değil, dolaylı yoldan olmalıdır. Asla öğretmen kendisinin ve öğrencilerinde de önemli bir problem durumunu oluşturmuş bir dramatik bir olayı, yani hani içinde trajedi olan dramatik bir olayı, bir problemi asla canlandırma konusu yapmamalıdır. Bunun dışında bir tiyatrocunun beklediği oyunculuk performansını öğrencilerinden asla beklememelidir. Asla bir ezberleme sürecine götürmemelidir. Hiçbir biçimde öğretmen rolleri belirlememelidir. Sen şu rolü al, sen şu rolü al, sen bu rolü üstlen gibi bir belirlemeyi öğretmen değil, öğrenciler kendileri seçmelidir. Yani bazı sempatik öğrenciler, işte sözel ifadesi iyi olan öğrenciler, dominant öğrenciler iş kolaylaşsın diye rol verme durumu özellikle ilk öğretim, orta öğretim döneminde olmamalıdır. Bu süreç öğretmenin daha hani belirginliği, bu süreçte asla ve asla öğretmen belirleyici olmamalıdır. Öğretmen ya da drama eğitmeni tam anlamıyla rehberlik etmeli ve yönlendirmelidir. Ve bu süreç içerisinde öğretmen kendini sınayan bir süreçtedir. Ortaya çıkan süreçte öğretmenin başarısı ölçülmemektedir. Kimsenin başarısı ölçülmemektedir. Ortaya çıkan her süreç yaşantı odaklı olduğu için doğrudur. Yanlış yoktur. Dolayısıyla bu konuda aşırı kaygıya gerek yoktur. Çağdaş Drama Derneği'nin Anadolu'da liderlik eğitimleri düzenlemesi mi çok yoğun olarak yapıyoruz. Çağdaş Drama Derneği kamuya hizmet eden bir demokratik kitle örgütü. Ve tamamen neredeyse bir meslek örgütüdür. Eğitimcilerin ve sanat eğitimcilerin üye olduğu, yaklaşık yılda da 5000 katılımcısının olduğu, 15 ya da 16 ayrı şehirde yoğun olarak eğitimlerin verildiği bir süreç. İzmir'de ve Eskişehir'de, Ankara Genel Merkez. Onun dışında da 12 ayrı şehirde temsilcilikleri var. Özellikle şubelerde hemen her aşamada, temsilciliklerde de birbirini izleyen aşamalar olarak her aşamada eğitim almak mümkün. Bu eğitimler yoğun da olabilir. Haftada bir gün 3 saat veya haftada 2 gün 6'şer saat olarak veya haftada 2 gün 12'şer saat olarak da mümkün. Biz bu eğitimimizi Milli Eğitim Bakanlığı eğitimlerimizin dışında özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın bizden talepleri doğrultusunda bütün hizmet içi eğitim taleplerine doğrudan yanıt veriyoruz ve milletimin izleyebiliyoruz. En son yaptığımız uzun vadeli projelerden birisi Urfa'daydı. Yaklaşık 150 öğretmen arasından 60 öğretmeni seçtik ve 6 aylık bir süreç içerisinde onları bir drama eğitmeni eğitimi sürecine getirdik. Yine aynı şekilde Ankara'da 3000 tane müdüre yaratıcı drama eğitimi süreyle iletişim becerisi odaklıydı. Ve 50 tane rehber öğretmeni de Ankara'da 6 aşamalık gönüllü olarak milli eğitimin içerisindeki hizmet içi eğitimini karşılamak için, hizmet içinde görev alacak öğretmenler ihtiyacını karşılamak için bir eğitim verdik. Hemen hemen bu süreçler tamamlanmak üzere, projelerini yazıyorlar arkadaşlar. Yani 6 aşamayı bitiren kişiler bu eğitimi rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar. Tabii ki yaratıcı drama ve sınıf ortamlarında uygulanma durumunda önemli bir risk sınıfların çok kalabalık olması yaratıcı dramayı engelleyebiliyor ne yazık ki. Sınıf ortamı zaten baştan başa bir engel. Bir de katılmak istemeyen de olabilir. Bu katılmak istemeyen durumu eğer hastaysa ve önemli bir gerekçesi varsa sorun yok. Ama eğer geyik muhabbeti diyebileceğimiz, hani çocukların tam tabiriyle
bir süreçte yapıyorsa buna asla izin verilmemelidir. Yani çünkü yapılan iş ciddiye alınmalıdır. Hemen hemen herkesin sürece için uğraşmak gerekir. Dışarıda ben bugün katılmayayım, kenarda durayım gibi şey değildir. Çünkü buna izin verdiğiniz anda emin olun sınıfın yarısı benim bugün ya da bir hafta sonra benim bugün canım istemiyor ile gelecektir. Zorunlu olmamalı, elbette gönüllü olmalı ama ders zorunluysa eğer bizler beceri olarak yani liderlik becerisi, dramanın içine alma becerisini göstermeliyiz. Ne olabiliyor? Eş zamanlı doğaçlama dediğimiz bütün grubun aynı anda canlandırması söz konusu. Onlardan bir iki çift örnek alarak onlar üzerinde konuşalım. Bireyin genel özgürlük anlamında elbette katılmama özgürlüğü var. Ama yaratıcı drama sürecinde böyle ben bu işte olmuyorum, yok katılmak istemiyorum gibi bir durumu bu tür özgürlüğü yaratıcı drama sürecinde biraz yapmaya ve yaşamaya dayalı bir şeydir ve tekrarı olmayan bir durumdur yaratıcı drama. O hafta eğer katılmadıysa önümüzdeki hafta başka bir konu geleceği için o süreci şansını kaybeder çocuk. Dolayısıyla da çok önemli herkesin o çalışmaya katılması istenir, beklenir. Hatta yerine göre de bu bir zorunlu tutulabilir. Genellikle sürece nasıl katılır? Soru sorularak katılabilir. Gel benim yanımda yardımcı ol denilebilir. Benim sesim kısıldı, yönergeleri biraz sen verebilir misin denilebilir. Yani bir şekilde onu aktif hale getirerek sürece katmamız çok daha mümkündür. Yani gülerek katılamıyorsa, sürekli gülme krizleri geçiriyorsa bunun hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bir sonuç yok. Evet efendim, yavaş yavaş sona geliyoruz galiba. Ben sorular varsa memnuniyetle daha yanıt veririm. Evet. Galiba benim sona geldik. Sesim duyuluyor mu acaba? Başka bir bu konuda eğer destek ve benzeri bir yardım alacağınız bir durum varsa artık Google'da yaratıcı drama konusunda pek çok şeye ulaşabiliyorsunuz. Çağdaş Drama Derneği ismini vermem de sanıyorum bir sakınca yok, artık verdim zaten. Dedim yaratıcı drama birimi Anadolu Üniversitesi'nde Ali Öztürk Hoca bu konuda sanıyorum soranlara önemli yanıtları verebilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Siz beni duymuyorsunuz ama ben size katılımcılarımıza söyleyeyim. Hepinizin çok önemli katkıları oldu burada. Ben onların çok büyük çoğunluğunu not aldım. Hocama iletebileceklerimi ilettim. Biz de hocama çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Elbette hani ÖRAV olarak böyle bir çalışmaya biz de katılmak isteriz. Bizim için de çok faydalı oldu. Son sorularınız varsa eğer alabilirim, hocama iletebilirim. Yoksa veda edeceğiz artık size. Sizleri de okullarınızda tutmayalım daha fazla. Hocama da hemen ben buradan yazayım. Aynı şeyi sözel de söyleyeyim. Son sözünüz var. Yani yayın açısından mı söyleyeyim? Yani eğer yaratıcı drama ilişkin mi bir şeyler söylemem gerekiyor? Nasıl isterseniz. Peki yani eğer hala biz yani izleyen bu süreci izleyen varsa yaratıcı drama lütfen çemberin içinde olunuz. Eğer düşleriniz varsa yaratıcı dramayla çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kendi düşünüz yoksa başkalarının düşlerini gerçekleştirilmesinde yaratıcı dramayı mutlaka bir şekilde kullanarak ona yardım edebilirsiniz. Eğer yakınızda bir çocuk varsa her çocuğa o şansı, o hakkı veriniz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım lütfen programı yetiştirmiyorum, yetiştiremiyorum, sınava daha çok hazırlanacağım diye çocukların oyun oynama hakkını, oyun saatlerini ve drama saatlerini lütfen bir kenara atmayınız. Bu yemek yemek, hareket etmek gibi önemli bir zorunludur, zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu haklar da lütfen hiç kimse tarafından alınmamalıdır. Yaratıcı drama içinde olan herkese çok iyi gelir. Ve bizim de böyle iyi şeylere ihtiyacımız var. Çünkü daha yaratıcı, daha çağdaş bireylere, kaliteyi ve kalitesizi, niteliği ve niteliksizi birbirinden ayıran, kötüyle çirkini birbirinden ayıran ve bunu net bir şekilde sınıflandıran ve yaşamına bir davranış olarak yerleştiren bireylere, kuşaklara ihtiyacımız var.
Sanıyorum yaratıcı dramanın bunda çok olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz hocama. Çok çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederiz. Kayıtlarımızı teknik arkadaşımızın verdiği linkten izleyebilirsiniz. Başka bir Bana seminerde başka görüşmek sorunuz var üzere mı bütün acaba? bizi takip eden öğretmenlerimizi. Çok teşekkürler. Başka bir sorumuz yok. Artık konuşmama gerek yok anladığım kadarıyla. Tamam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.